Fatih Portakal'dan yayın yasağı ve para cezasına ilk tepki Rütük'ün Fox Ana Haber'e verdiği yayın durdurma cezası ile ilgili Fatih Portakal Twitter hesabından ilk kez açıklama yaptı. Rütük, Fatih Portakal'ın Fransa'da hükümeti protesto eden, sarı yelekliler, eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez, Fox TV'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin %3 oranında para cezası uygulamıştı. Konuyla alakalı resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fatih Portakal, bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını, diye yazdı. Fatih Portakal'ın attığı tweet şöyle, sözlere başka anlamlar yükledikçe, @Fox Haber'e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor, ama bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını, bu akşam birlikteyiz, Fatih Portakal, daha sonra attığı tweet şu ifadelere yer verdi, yayın yasağı henüz uygulanmıyor. Bilginiz olsun diye yazıyorum. Akşam 7'de birlikteyiz, Fatih Portakal, @FatihPortakal, 27 Aralık 2018 Fox Haber Koordinatöründen açıklama Fox Ana Haber için getirilen yayın durdurma cezasına ilişkin haber koordinatörü Doğan Şentürk de Twitter'dan şu mesajı attı, biz haberciyiz, işimiz haberi saklamadan, eğmeden, bükmeden, korkmadan vermek ve de sorgulamak, şimdiye kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapacağız. Doğan Şentürk, @DoğanSençürk, 27 Aralık 2018 Fatih Portakal ne demişti? Fox Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, günler öncesinde Fransa'daki sarı yelekliler eylemlerini yorumlayarak, hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım, yapabilecek miyiz, ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bu millet enseni patlatır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur, diyerek Fatih Portakal'a sert tepki göstermişti.